O müthiş analizler, o duygu dolu satırlar, o öfke yüklü cümleler hep bu evde hayat bulmuştur. Kibrit kutusu kadar bir odaya yığılmış yüzlerce kitap, bir bilgisayar ve hayatını adadığı insanların resimleri. Eşi, kızları, annesi, babası, kardeşleri, Gaspralı ve Mustafa Kemal. Onlarla gurur duyuyorum dediği, gözlerinden zeka fışkıran kale gibi iki evlat, Kanije ve Uyvar. Yaşadıkları sürece adını aldıkları kalelerin destanına artık Hablemitoğlu destanını da ekleyecekler. Tanık olanlar bilir, hayatımdaki en anlamlı üç varlık dediği, eşi ve kızlarına herhalde kimse onun gibi sevgiyle bakmamıştır. Kimse kendi eşi ve çocuklarına onun gibi coşkuyla ve içtenlikle seni seviyorum dememiştir. Bu gizemin karşısında size düşen, sürekli birbirlerinin gözlerinin içine bakan bir çifte sadece imrenerek ve hayranlıkla baka kalmaktır. Hep birlikte gidilen konferanslar, maddi sıkıntılarla geçirilen yıllar, gecenin en sakin saatinde çalan telefon sesleri, posta kutusuna bırakılmış imzasız mektuplar ya da sarı zarflarla örülüdür ailenin yaşamı. Yaş önemli değildir. Hepsi tüm bireylerce paylaşılır. İşte bu düşünsel mücadelenin kahramanlarıdır Hablemitoğlu ailesi. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy gibi Cumhuriyet şehitlerinin öldürülmesini planlayanların ortaya çıkarılamayışında olduğu gibi, sadece araç olan tetikçilerin kim oldukları, ideolojileri, tabiyetleri, inanç ya da inançsızlıkları önemli değildir. Yanıltıcı olan sadece tetikçilere bakarak yargıya varmaktır. Doğru yaklaşımsa, söz konusu Cumhuriyet şehitlerinin faaliyetlerinin en çok hangi dış ülkenin çıkarlarına zarar verdiğinin belirlenmesinin yanı sıra aynı kayıpları tekrar vermemek için caydırıcı önlemlerin alınmasıdır. Ankara'nın Cumhuriyet devrimlerinin simgesi, Anadolu kültürünün yansıması Hitit güneşinin anası olduğu gerçeği gölgelenip bir terör başkenti olarak gösterildiği günümüzde, Ankara suikastleri bu Kuvayi Milliye kentindeki ulusal bağımsızlık direncini kırma amacını taşımaktadır. Aslında Cumhuriyet bu kentte kurulduğu gibi yine bu kentte tarihe gömülmek istenmektedir. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun yazdıklarından yola çıkarak Hablemitoğlu'nun düşünce evreni olarak isimlendirdiğimiz yaşamını incelediğimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin sürüklendiği uçurum ve Hablemitoğlu'nun bu sürükleniş hakkında ortaya koyduklarıyla tanışmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda Hablemitoğlu'na uzanan kirli ellerin sahiplerini, dolayısıyla Cumhuriyet'in hapsedildiği karanlığın kaynağını da görebilmiş oluyoruz. O kirli, karanlık ellerden biri, bakın Hablemitoğlu'nu nasıl tehdit ediyor? Seni mahvedeceğim. Belki yarın, belki yarından da yakın. Yarın dışarı çıkarken etrafına iyi bak. Seninle alakalı benim de arşivimde epey malzeme var. Biraz zamanı var. Unutma ki devletin güçleri benimle beraber. Müslümanlarla uğraşma. Vallahi namluyu dayadığım zaman anlarsın. Ama iş işten geçer. Ben çok yakında ikamet ediyorum. Her gün yüz yüze gelme imkanımız da var. Eğer bundan sonra Fethullah Hoca veya başkalar hakkında aleyhte propaganda yaparsan, sana son şans. Kellen gidecek en yakın zamanda. Hablemitoğlu'nu bizim yitirmemiz, onların susturmalarıyla Türkiye'de başlatılan süreç, ülkenin ulusal bağımsızlığını anlamsızlaştırma, yok etme çabalarının parçalarından biri. Bu nedenle bizim kaybımızı Türkiye'nin, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın ve dünyanın süper güç dışında kalan bölgelerinin içine çekildiği girdap dahilinde değerlendirmeliyiz. Bu dev oyunun içinde Türkiye'nin durumunu Hablemitoğlu'nun yazdıklarından hareketle anlamaya çalışalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık, en hazin dönemini yaşıyor. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan, Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi ve takipçisi, aydınlanmacı, tam bağımsızlıkçı, sömürünün her türüne karşı evrensel barıştan yana yurtsever, ilerici, ulusalcı bir kesim var. Ancak ne bir siyasal partiye, ne basın ve yayın kuruluşlarına, ne de kendilerini destekleyecek ulusal sermaye gücüne sahipler. Ülkenin elden gidişini sessiz çığlıklarla izliyorlar. İşlerini ve iş yerlerini kaybedenler, üniversite kapılarında bekleyenler, sefalet sınırının altında yaşayanlar, ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken baba ocağına tabut içinde dönenler, Mumcular, Üçoklar, Aksoylar, Kışlalılar,
ve olup biteni izleyen milyonlarca örgütsüz, dağınık Türk yurtseveri. Karşı taraftaysa ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye, yeraltı, yerüstü ekonomik kaynaklarını pazarlamaya, din devleti kurmaya ve halkın dinsel inançlarını sömürmeye, hatta cumhuriyetin başına numara koymaya kararlı, zengin, güçlü, dış destekli, örgütlü vatan hainleri ve işbirlikçileriyle peşlerinden sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun diğer bir kesim. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun düşünce evrenini ziyaret ettiğimizde görüyoruz ki çalışmaları tam bağımsızlığımızı hedefleyen tehditleri betimliyor. Bu tehditlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyuyor ve karışık durumdan çıkış için çözüm önerilerini sıralıyor. Doktor Hablemitoğlu'nun çalışmaları, Cumhuriyet'in karşısında yükselen gerici bölücü yapılanmaları, uluslararası istihbarat örgütlerinin yapısını, söz konusu yapılanmalarla ve birbirleriyle olan ilişkilerini, Türkiye üzerindeki ortak çalışmalarını, yerli işbirlikçilerini ve Türklüğün bağımsızlık mücadelesi olarak tanımlanabilecek Atatürk ulusçuluğunu, Türklüğün Kırım'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde türlü defalar karşı karşıya kaldığı soykırım örneklerini ve bunlara karşı direnişini anlatıyor. İlk bakışta böyle sınıflandırılabilecek çalışmalar ayrıntılı incelendiğinde görülüyor ki sınıflandırmanın anlatımda kolaylık dışında hiçbir faydası yok. Zira çalışmalar da tehditler kadar birbirleriyle ilişkili. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, yanı başındaki savaş hali, Orta Doğu'dan yükselen alevler, Orta Asya'daki sistemli uluslararası oyunlar, Kıbrıs'ta hazırlanan Avrupa Birliği tezgahı, yeşil kuşak dahilinde savunulmaya devam eden Türkiye'deki gerici akımlar, tarikatlar, cemaatler ve sivil toplum örgütleri. Tehlikenin tehlike boyutunu aşarak içimize girdiği bir ortamda, ilişkiler yumağını, kirli ellerin sahiplerini, amaçlarını ve uyguladıkları yöntemi ortaya koyan Hablemitoğlu'nun niçin aramızda olmadığını daha iyi anlıyorsunuz ve onun yazdığı gibi Mustafa Kemal geliyor aklınıza. Gözünüzde, kalbinizde, tüm hücrelerinizde onu hissediyor, onu daha bir başka tanıyor ve onun onur ve gururla, sımsıcacık bir yurtseverlik duygusuyla, Türklük bilincinizle bütünleştiğinizi hissediyorsunuz.